bitmek bilmez enerjisi, engin vizyonu ile geleceğimize kararlı ve emin adımlarla yürümemize sebep olan, kararlı duruşundan hiçbir zaman vazgeçmeyen, sanatçıyı her zaman, her şartta himaye eden ve bugün Atatürk Kültür Merkezimizin temel atma töreninde bizimle birlikte olan, şeref veren kıymetli Cumhurbaşkanımız, kürsüyü teşriflerinizi arz ederim efendim. Hoş geldiniz efendim. Değerli misafirler, kültür ve sanat dünyamızın kıymetli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. 6 Kasım 2017 tarihinde tanıtım projesini gerçekleştirdiğimiz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95.600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor. Bina içerisinde 2073 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera salonu, 828 kişilik bir tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları yer alıyor. Ayrıca projede atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları, millet kıraathaneleri de yer alıyor. Bunun yanında toplantı odaları, idari ofisler, restoranlar, kapalı otopark ile bu proje her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandı. Hem mimari, hem estetik, hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi projesinin İstanbul'umuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan toplu konut idaremize, belediyemizden mimarlarımıza, işçilerimize kadar bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yoğun bir mesaiyle çalışacak ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni 2 yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbul'umuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Kıymetli dostlar, sizlerin de yakından takip ettiği gibi bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için
çok büyük mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler, daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projemizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla, akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla, bunlar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. 2007'de başlayan iftira kampanyası süresince Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de yaptılar. Oradaki tiyatroyu ortadan kaldıracağımızı, tiyatro salonunu kaldırıp kongre merkezinin yerinde hiçbir şey yapılmayacağını, bunları söylediler. Ne oldu? Biz orada daha büyük bir tiyatro salonunu yaptık. Onun yanında 3000 kişilik yerin altında dev bir kongre merkezini inşa ettik. Adeta o da bir opera. Bunu inşa ettik. Ve o gündür bugündür sadece ülkemize değil, tüm dünyaya orası hitap ediyor. 2007 yılından itibaren farklı kurumların yaptığı incelemeler eski binanın artık kullanılamaz olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Hele hele depremden sonra burası dayanılmaz durumdaydı. Yine aynı raporlar eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gece kondudan hiçbir farkının olmadığını da göstermişti. Daha da ötesi, eski bina bugün 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl 13 milyonu bulan yabancı turist sayısı, sanata ve sanat eserlerine olan giderek artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine artık cevap veremiyor. Eski binanın tamiri ve güçlendirilmesi amacıyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlanan projede yine bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendi. Neler çektik? İşleri güçleri hep engellemek. Aynı zihniyet. Yani bir dikili ağaçları yok. Ya kenardan seyret. Hiç olmazsa ne yapılıyor bir gör. Yok. Ne bilimsel veriler, ne raporlar, ne de diğer gerçekler. Yegane gıdası istismar olan, provokasyon olan malum çevreleri ikna etmeye yetmedi. Çünkü eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern, daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar kültür sanat hassasiyetiyle değil, ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın deyimiyle bu çevreler üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Bu niyetlerini de hemen her fırsatta ifşa etmekten çekinmediler. Bu sözde sanatseverlerin gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, hemen yanı başımızda, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok iyi hatırlıyoruz. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler gezide Atatürk Kültür Merkezi'ni demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık bunları. İstiklal Caddesi'nde yaşadık bunları. Bu meydanda yaşadık.
Atatürk Kültür Merkezi'nin tüm cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık? Seyir mi edecektik? Oraya her türlü teröristlerin resimlerini astılar. Günlerce sokaklarda terör estirirken her köşe başında bir şehit mezarı bulunan bu kutlu şehrin duvarlarına zulüm 1453'te başladı diye yazarken de buradaki eski metruk binayı bahane olarak kullandılar. Biz ne Gezi vandallığı döneminde ne de sonrasında bunların tehditlerine boyun eğmedik. Zihnen ve ruhen bu topraklarla tüm bağlarını koparmış sokak teröristlerine rağmen ülkemize ve İstanbul'umuza yakışan bir eser kazandırmak aşkıyla biz yolumuza devam ettik. Durmadık. İşte biz de bugün hep birlikte 10 yıllık bir sabrın meyvesini topluyoruz. Az önce ekranda izlediniz. Animasyon olarak nasıl bir esere kavuşacağız? Bunu izlediniz. Hele bitince daha başka olacak. Şu anda işte gene ekrana geldi. Gerçekten defalarca ben bunun animasyonunu izledim. Projeyi arkadaşlar sağ olsun Tabanlıoğlu, başta Murat Bey ve kardeşleri olmak üzere geldiler, anlattılar, dinledik ve bugünlere hazırlandık. Ama kararlı hazırlandık. Ve şimdi de yüklenici firmayla beraber kararlı bir şekilde 2 yılda inşallah burayı bitireceğiz. Temelini atacağımız bina sadece bir kültür merkezi değildir. Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden vatan millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır. İstanbul kendini bu projede bulacak. İstanbul kendini bu projede adeta millet kıraathanesiyle bulacak. Restoranıyla bulacak. Her şeyiyle bulacak. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara karşı ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturma idealimizin sembolü bir eser inşa ediyoruz. Hepsinden önemlisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, Jacoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. İnşallah 2 yıl sonra tamamlandığında bu eser sadece İstanbul'umuzun değil, tüm Türkiye'nin iftihar vesilelerinden biri haline gelecektir. Dünya bu eseri anacaktır. Değerli kardeşlerim, Türkiye aslında hizmet ve yatırım düşmanı istemezlikçi anlayışıyla ilk defa bizim dönemimizde muhatap olmuyor. Ülkemiz Cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya, prangalarını kırmaya çalışsa karşısında daima bu zihniyeti bulmuştur. Ülkemizin sanayide, savunmada, üretimde, ulaşımda, teknolojide, hasılı hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından sürekli engellenmiştir. Rahmetli Menderes'in ömrü dar ağacında son nefesini verdiği o kara güne kadar malum zihniyetle mücadeleyle geçmiştir. Merhum Özal'ın 1983'ten itibaren
ülkemizi tekrar ayağa kaldırma çabaları da yine bu çevrelerin sabotajlarına maruz kalmıştır. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızdan merhum Alparslan Türkeş'e yüreği milletimizin refahı için çarpan, büyük ve güçlü Türkiye ideali için ter döken tüm liderlerin karşısına ilk önce bu çete dikilmiştir. İnsanımızın hayır dua ile andığı ne kadar siyasetçi, iş adamı, müteşebbis varsa hemen hepsi bunların linç kampanyasından nasibini almıştır. Bakınız burada ülkemizin yetiştirdiği en vizyoner insanlardan Nuri Demirağ'ın bir anısını sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP zihniyetinin anlaşılması bakımından bu anekdotun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç nesillerin ülkemizin geçmişte neler yaşadığını, ne tür badireler atlattığını öğrenmesi için bu hadise gerçekten ibretliktir. Merhum Nuri Demirağ 1931 yılında İstanbul'da Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Boğaz Köprüsü projesinin etütlerine başlar. 1934'te Amerika'nın en büyük çelik şirketiyle anlaşarak üstünden tren yolu da geçen projesini tamamlar. Proje yaveri aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal'e sunulur ve Gazi tarafından da çok beğenilir. Gazi gereğinin yapılması için projeyi hükümete iletir. Dönemin CHP hükümetinin Bayındırlık Bakanı bu projeyi ne yapar biliyor musunuz? Boğaz'ın güzelliğini bozar bahanesiyle projeyi reddeder. Demek ki 3 tane köprü yapıldı şimdi Boğaz'a. Boğaz'ın hakikaten güzelliğini bozmuşuz. Daha bunları anlamak mümkün değil. Herhalde bizde Bilal Bey bozmasın diye denizin altına soktuk bu işi. Şimdi Marmaray'da Avrasya Tüneli de denizin altından gidiyor. Hangisinden istiyorsanız onu kullanın diyoruz. Aynı şekilde CHP hükümetinin başbakanı İnönü'de projenin hayata geçirilmesine mani olur. Bütün bu sabotajlar Gazi Mustafa Kemal'in iradesine arzusuna rağmen yapılır. Merhum Menderes, Nuri Demirağ'ın havada bırakılan projesini sahiplenir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden Boğaz'a 9 ayrı yerden köprü yapmanın mümkün olduğu raporunu alır. 25 Mayıs 1960'ta yani darbeden sadece 2 gün önce de uluslararası bir firmayla sözleşme imzalanır. Fakat 27 Mayıs darbesi olunca diğer pek çok hizmet gibi köprü projesi de rafa kaldırılır. Ülkemizin ilk Boğaz Köprüsü Nuri Demirağ'ın teşebbüsünden tam 40 yıl sonra 30 Ekim 1973'te ancak hizmete girer. Boğaziçi Köprüsü yani yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem inşa sürecinde hem de sonrasında CHP ve malum çevreler tarafından sürekli eleştirilir, hedef haline getirilir, engellenmeye çalışılır. Benzer bir linç kampanyası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşası sırasında merhum Özal'a yönelik de yürütülür. Biz de 40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca sözde elit, özde lümpen bu çevrelerin zehirli oklarının hedefi olduk. Aynısını 3. köprüde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bize yapmadılar mı? Motorlarla 3. köprünün olduğu bölgeye denizden gittiler. Yürümeye fırsat bulamadılar. Yine gösteri yaptılar. İstemezlik dediler.
Ama biz onlara rağmen yaptık. Marmara'yı öyle yaptık, Avrasya'yı öyle yaptık. Ve şimdi de inşallah 3 katlısını yapacağız. Yine Boğaz'a. Ya bunların dünyadan bir haberi yok. Hizmet etmek diye bir dertleri de yok. Engelleyelim de nasıl olursa olsun. Mantık bu. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerek Başbakanlığımız, gerekse Cumhurbaşkanlığımız döneminde sürekli eleştirildik. Karakter suikastlerine maruz kaldık. Sadece İstanbul Atatürk Kültür Merkezi projesinde değil, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan, onun için de aynı şeyleri yaptılar. Hala yapıyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar. Bütün projelerimizde belli kesimlerin saldırısına muhatap olduk. Bak şimdi buradan bir müjde daha veriyorum. Rami Kışlası var ya. Rami Kışlası'nı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. Devam ediyor. İnşallah hedef 6 milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbul'umuza kazandırmak. Daha önce burası Rami Kışlası'ydı. Şimdi de inşallah İstanbul'umuzun en büyük kütüphanesi oluyor. Ve Türkiye'nin. İkincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biliyorsunuz 5 milyon cilt. Burada da 6 milyon cilt. Ya biz çalışıyoruz. Konuşmuyoruz. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Onun için 31 Mart'ı unutmayın. 31 Mart bu noktada çok önemli. Bir hizmet üretenler var, bir de laf üretenler var. Bunu birbirinden iyi ayırt edelim. İnşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, son asrımıza baktığımızda bizim ve bizden öncekilerin yaşadığı benzer pek çok olumsuz örneğe, pek çok sabotaj girişimine rastlıyoruz. Bahaneler farklı olsa da bunların hedefi her zaman ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve güçlenmesi olmuştur. Türkiye'yi kendi malı gibi gören kimi çevreler, yatırımlarla ilgili gösterdikleri hazımsızlığı sanat ve kültür hayatımızla ilgili meselelerde de sergilemiştir. Kendileri dışında hiç kimsenin sanatta, edebiyatta, resimde, müzikte, kültürde söz söylemesine tahammül edemiyorlar. Kendi çizdikleri kalıplar dışında hiçbir sanat eserinin, hiçbir sanat tarzının varlığına hayat hakkı tanımak istemiyorlar. Oysa sanat tahakküm kurmanın değil, demokrasinin, farklılıklara tahammül göstermenin, hoşgörünün aracıdır. Sanat insanın hak ve hakikat yolculuğunun, estetik ve güzellik arayışının vasıtasıdır. Sanat, insanlığın ortak medeniyet hazinesine katkı sunmak için vardır, bunun için yapılır. Merhum Cemil Meriç, bakınız sanat ve sanatçıyı nasıl tanımlıyor? Sanatçının tek vazifesi vardır bence. İnsanları birbirine sevdirmek, iki insanı veya 2 milyar insanı. Sanat bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür diyor rahmetli Cemil Meriç. Evet, biz de sanatı ve sanatçıyı böyle görüyoruz. Hemen her fırsatta sanatın birleştirici, bütünleştirici, kutuplaşmaları, gerilimleri giderici rolüne dikkat çekiyoruz.
hem modern sanatları hem de gelenekli sanat dallarımızı milletimizin maziden atiye yolculuğunun birikimleri, köşe taşları olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla sanata ve sanatçılarımıza ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Sadece kültür merkezi ve sahne sayımızda son 17 yılda yaşanan büyük artış bu alanda ülkemizin geldiği konumu göstermeye yeter. Göreve geldiğimizde ülkemizdeki kültür merkezi sayısı neydi biliyor musunuz? 42. Biz buna 63 adet daha ilave ederek 115'e çıkardık. Devlet tiyatrolarındaki sahne sayısı neydi biliyor musunuz? 23. Biz buna 42 ilave yaptık. Oldu 65. Desteklenen özel tiyatro sayısı 59 iken bizim dönemimizde 229'u buldu. 2002 yılından bu yana 88 adet yurt içi, 68 adet yurt dışı kültür varlığı sergisi yaptık. Son olarak 2 hafta önce sinema sektörümüzün en önemli sıkıntılarından birini daha çözüme kavuşturduk. Şimdi yine kültür alanında çok önemli bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Bu hafta mecliste görüşülecek bir kanunla kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının 0'a düşürülmesi uygulaması hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. İstiyoruz ki kitap sevgisini daha da yayalım. Aşkını genişletelim. Fiyatlar düşünce herkesin kitap alma imkanı da oluşsun, gelişsin. Daha açık bir ifadeyle artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşme ile birlikte dezavantajlı bir duruma düşen yayıncılarımıza önemli bir destek sağlıyoruz. Amacımız daha çok okuyan, daha çok tefekkür eden, daha çok üreten bir toplumun, daha zengin bir kültür dünyasının inşasına katkıda bulunmaktır. Millet kıraathaneleriyle gençlerimize okuyacakları mekanlar sunarken bu tür uygulamalarla da onların işlerinin kaliteli şekilde doldurulabilmesini sağlamak istiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi kültür sanatta ileriye taşıyacak hedefleri ve hayalleriyle buluşturacak projelere öncelik vereceğiz. Artık hiç kimse, hiçbir kesim kültür sanatta ülkemizi vasata mahkum edemeyecek. Sanat ve sanatçı istismarı siyasetlerinin aracı görenler Türkiye'nin kültür ve sanat hayatını çölleştiremeyecek. İnşallah burada bulunan siz kardeşlerimizin de desteğiyle hep birlikte el ele verecek ve kültür sanat hayatımızı zenginleştirmeyi sürdüreceğiz. Dünyada ülkeler, şehirler devasa meydanlarıyla anılır. Maalesef biz meydanlar noktasında fakiriz. Taksim Meydanı'nın geçmişteki anılması farklıydı ama şimdi trafiği de yerin altına almak suretiyle Taksim Meydanı'nı gerçekten işte o arzuladığımız hüviyete inşallah kavuşturuyoruz, kavuşturacağız. Roma'ya gittiğiniz zaman Roma'daki meydan çok hareketlidir. Paris'te aynı şekilde çok hareketlidir. Bütün turistleri orada görürsünüz
ve bütün canlılık adeta oradadır. Taksim inşallah bu hale gelecek. Sultanahmet yeniden inşallah bu hale gelecek. Beyazıt Meydanı yeniden inşallah bu hale gelecek. Ve bunun özlemi içerisindeyiz. Bunu başarmak suretiyle de ben şuna inanıyorum. Artık çekim alanı İstanbul gibi bir şehrimizde çok daha güçlü hale gelmesi gerekir. Ve 1 Nisan'dan itibaren inşallah AK Parti belediyeciliğiyle bu adımlar atılacak ve bu çekim alanı çok daha farklı bir şekilde zenginleşecektir. Sözlerime son verirken bir kez daha temelini attığımız İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu arada projemizin mimarını ve heyetini şöyle bir huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Yüklenici firmayı aynı şekilde buraya bir davet etmek istiyorum. Ve tabii yüklenici firmadan bir şeyler de bekleyeceğiz. Artık paradan bir şeyler bekleriz. Yoksa süreden mi bekleriz? Bunu da görelim istiyorum. Evet, şimdi fiyatı açıkladık ama diyoruz ki sürede, tabii sizler de işin tasarımı her şeyi sizdeydi, sizler de bilirsiniz. Şöyle tam simetrik olalım. Bu süreyi 24 aydan ne kadar daha indirebiliriz? Ne emredersiniz deme, siz söyleyeceksiniz. Başkanım inşallah 20 ayda yapalım. Gençlere uyuyorum efendim. Maketi burada, kendisi de işe. 20 ay. Yalnız şimdi hepsine sordum. Sizden ne diyorsunuz? Yaparlar başkanım. 20 ayda. 24 aydan 20 aya indiriyoruz. Ne diyorsunuz? Elleri bir göreyim. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ve bir de gelelim şimdi fiyata. Evet. Yok, fiyatla senin alakan yok zaten. Efendim 860 milyona kalmıştı ihale bizde. Ama zaten halinizin... Şimdi burada tüm İstanbul'un huzurunda yapıyoruz şimdi bir ihaleyi daha. Efendim 850 milyona yapalım. İnşallah 10 milyon daha indirelim. 850 diyor. Sayın Bakan sen ne diyorsun? Yaptık diyorsunuz. Öyle mi? Sayın Bakan zaten diyor çok yaptık. Bu 850 de uygundur diyor. Peki 850'ye indiriyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun inşallah. Sağ olun, sağ olun.
Hayırlı olsun. Evet. İnşallah bundan sonra açılışında beraber olacağız. Evet. Bakanımızı, bakanlarımızı, belediye başkan adayımızı ve meclis başkanımızı buraya alalım. Milletvekillerimizi alalım. Eski bakanlarımızı, kültür turizm bakanlarımızı alalım. Sanatçılarımızdan şöyle şuraya tam uygun şey yaparsak Oylum Hanım. Sanatçılarımızı da alalım. Evet. Orhan Baba buyur. Sibel Hanım buyur. Adır Özdener nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli konuklar, evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezimizin temel atmasını butona basmak suretiyle gerçekleştirecektir. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Meclis Başkanımız, Sayın Bakanlarımız, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, TOKİ Başkanımız, yüklenici firmanın yönetim kurulu başkanı, tabii ki... Çantayı sağlama ne olur ne olmaz. Tabii ki sanatçılarımız kendisine eşlik etmekteler. Benim sizlerden yapabileceğim tek şey rica olacaktır. O da kocaman bir alkış rica ediyorum. Bu güzel ve mutlu tablo için sizlerden. Hazır mıyız? Şimdi ekrandan takip edeceğiz. Butonlara basmak suretiyle inşallah Atatürk Kültür Merkezimizin temelini atıyoruz. Şöyle elleri uzatalım. Uzat, uzat. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah. Ekrandan izliyoruz. Şimdi beton mikserinden betonlar gelmeye başladı. Bintaş, hareketlenelim biraz. Evet, şu anda beton geldi. Hayırlı olsun. İnşallah 20 ay sonra açılıştayız. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli katılımcılar. Temel atma törenini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli varlığıyla, şeref vermesiyle ülkemize bu güzel yapının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. 20 ay sonra sözünü aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü aldı. Açılış töreninde inşallah tekrar sizlerle beraber olmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz hepinize efendim. Teşekkür ederim. Nasılsınız?